Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle Boğa burcu kadınlarını Aralık ayında hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri bize neler olacak? Bunları yorumlayacağım sizler için. Evrenden, sistemden en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Ve dilerseniz haydi gelin hemen hiç lafı fazla uzatmadan ben başlayayım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi kartlarımızı açmaya başlayalım. Bakalım Aralık ayında sizleri neler bekliyormuş, hangi enerjilerde olacakmışsınız? Benim bay eşek geldi. En sevdiğim metafor. Yani kıyafetinden dolayı. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu ay şifalanıyorsunuz. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Gerçekten de şifa kartı geldi. Bir konuda şifalanmaya ihtiyacınız varmış demek ki. Özellikle de duyguların farkında olmayan, her işi düşünmeden atılan, kıt anlayışta olan, fark edemeyen bir tutum içerisindeyseniz bu duygularınız şifalanacak. Veyahut da böyle birisiyle bir birlikteliğiniz varsa, iş birlikteliği olur, aşk birlikteliği olur, ailenizden birisi vardır, bu konuda bu kişiyle olan ilişkinizde muhakkak şifalanacaksınız demektir. Yani duygularının farkında olmayan kişi sizseniz artık farkında olacaksınız. Başkasıysa o farkında olacak. Kıt anlayışta olup da fark edemiyorsanız bence bu siz değilsinizdir. Ben hiçbir zaman bunu benim kolektifimdeki kişilere yormuyorum, her nedense ve içimden gelmiyor. Bu sefer de yoramayacağım. Enerji bu şekilde gelmiyor çünkü bana. Demek ki bu karşı taraf sevgili arkadaşlar. Çok tatlı bir eşek ama merak etmeyin, şifalanıyorsunuz. Çok güzel geldi. Peki şimdi geçelim size. Sizin bir konuda bir kararsızlığınız olacakmış bu Aralık ayında. Öyle bir kararsızlık ki, yani bu şöyle bir şey, bırakayım mı bırakmayayım mı, gideyim mi gitmeyeyim mi, bozayım mı bozmayayım mı, hani böyle bir kararsızlık var. Ama siz bence eğer ki bu bir aşk ilişkisiyle alakalıysa veya evliliğinizle alakalıysa, siz bu kişiyi affedeceksiniz, eşinizi veyahut da hali hazırda partneriniz olan kişiyi. Evet, burada kendisini affedeceksiniz ve eriyen
erimekte olan kart. Bakın burada iç içe geçmiş iki tane halka vardır. Burada da bir tane yin ve yangımız vardır. Yani eril ve dişil dengenin yerine gelmesidir. Siz bu kişiyi affedeceksiniz ve işler tekrardan düzelmeye başlayacak diyebilirim. Burada beni güldüren bir şey oldu aslında. Ben kartlara bakıyorum. Burada değnek ikilisi kartımız geldi. Burada da bir değnek var şu anda bu kişide. Ama buradaki anlamlar farklı tabii ki. Alt alta gelmesi beni güldürdü açıkçası. Dua edeceksiniz. Bir sonraki adımı atmak konusunda, gözü pek ve hırslı olmak konusunda, hayallerini paylaşanlarla işbirliği yapmak, planlarının kapsamını genişletmek, ilerlemeye devam etmek için duaya ihtiyacınız var. Ama bu kötü bir dua değil. Yani şöyle kötü bir dua değil. Yani herhangi bir ritüeldi. Aslında ritüeller artık çok basit bir şey. Yani ritüelden bence bir şey olmuyor sevgili arkadaşlar. Hani böyle kötü manada bir yere gidip bir işlem yaptırırsanız onu demiyor buradaki kartlar. Oturacaksınız. Bir anlık bir durumda bile. Mesela ezan mı okunuyor? Veyahut da kilisede çan mı çalıyor? Veyahut da sinagogda bir durumlar mı var? Yani nerede ne varsa, nereye odaklanıyorsanız, sizin ne kalbinizi ferahlatıyorsa, o anda ve bir anlık bir niyet sizin dileğinize kavuşmanızı sağlayabilir. Bu kadar basittir aslında. Yani kalpler temiz olacak, niyetler salih olacak derler. Hani aynen o şekilde. Şimdi aslında şifa kartının gelmesi çok iyi oldu. Belki de ateistsinizdir. Şimdi bir şey diyemeyeceğim. O zaman meditasyon yapın. Meditasyonda bir dilek dileyin. O şekilde. Çünkü burada işin içinden çıkamadığınız bazı durumlarınız var. Bu sizinle alakalı. Şimdi buraya kimler uyumlanacak bilmiyorum. Hepinize uygun olmayabilir. Bilinçaltınızdaki korkularınız olabilir. Psikolojik belki tedavi gördünüz. Çünkü burada bunu veriyor. Böyle iki tane kart alt alta gelmiş. Psikolojik tedavi görmüş olabilirsiniz. Bu konular aslında sizi çok tutuyor. Özel yaşamınızda. Bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Duygularınızda bir bağımlılık var. Paraya aşırı düşmüşsünüz. Bir şeyler sizi paraya düşkün yapmış sevgili arkadaşlar. Yani bilinçaltındaki korkularınız olabilir, endişeleriniz olabilir. Belirsiz kalan durumlarınız olabilir. Bilinmeyenin yarattığı kaygı olabilir. Sizi paraya bağımlı hale getirmiş ve sürekli bu konuda çabalıyorsunuz. Ve bu şey, bu duygu sizi olduğunuzdan daha duygusal gösteriyor. Yani konu paraysa her an her şeyi yapabilirsiniz gibi. Yani gidebilirsiniz de geri gelebilirsiniz, öyle söyleyeyim. Hani eylemlerinize çok büyük bir şekilde yansıyor. Yani oturayım, sabredeyim, çekeyim, rıza göstereyim veyahut da hani eskiden şöyleymiş, ben de biraz kanaat edeyim tarzında bir durumumuz yok. Ya gideceksiniz ya kalacaksınız. Yani öyle bir şey olmuş artık. Tabii ne yaşadığınız bilmiyorum. Ama burada bir psikolojik tedavi görenler için söylüyorum bunu sadece. Yok ben tedavi görmedim. Benim böyle bir şeye ihtiyacım da yok diyorsanız da bilinçaltı korkularınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı belirsiz kalan durumlar sizleri böyle hani hareketsiz bırakacak olabilir Aralık ayında. Duygusal yönünüz çok ortaya çıkacak ama bir şeyi eğer kafaya taktıysanız bunu gerçekten de çabalayıp alabilecek nitelikte bir insansınız. Bu konuda size güveniyorum sevgili arkadaşlar. Ve şifa kartının gelmesi gerçekten çok güzel. Manevi aydınlanma, manevi huzur, içsel aydınlanma, bunlar çok güzel şeyler. Eğer ki sizin bu psikolojik tedaviye sebebiyet veren kişi buysa, bu eşekse, biz bunu döveriz. Duyguların farkında olmayan, her işe düşünmeden atılan, kıt anlayışta olan, fark edemeyen bir insan yüzünden böyle olduysa, yani ona da şifası var sevgili arkadaşlar. Geliyor bu ay diyebilirim, hiç merak etmeyin. Ama bir para yolculuğuna çıkacaksınız gibi görünüyor. Yani artık hedefinizde para var sizin. Aşk falan yok gibi. Veyahut da diğer manevi şeyler. Biraz artık maddiyat olmuş her şey. Biraz değil, bayağı bayağı maddiyat olmuş diyebilirim. Ama bence bu durumdan çıkmanız gerekiyor. Bu da şifalanacaktır inşallah. Ben buraya niyet ediyorum.
Umarım dengeli bir hayatınız olur. Bir şeye çok fazla odaklanmazsınız. Şu yin ve yang gibi dengeli bir hayatınız olsun. Hayır, ben istemiyorum. Ben para istiyorum diyorsanız da tabii ki de Allah gönlünüze göre versin. Hani yapacak bir şey yok. Ben sadece hani açılımda güzel bir şifa çalışması olsun diye uğraşıyorum. Nasıl isterseniz öyle olsun. Ve geçelim sorularımıza. Peki, bir ilişkisi olmayanlar. İkilemdesiniz, ilişkiniz yok ama böyle bir bocalıyorsunuz sanki. Bir karar vermekte bazı şeyiniz var. Ha, evet, şundan kaynaklı. Tek başınıza maddi manevi bolluk içerisindesiniz. Bunun bozulmasını istemiyorsunuz. Yine bakın aynı şeyle aynı konu geldi. Ama artık bunun da bir de yalnız hissediyorsunuz kendinizi. Bu aralar yalnız hissetmişsiniz sanırım. Bunun değişmesi için hani böyle artık bir ilişkiye başlasam başlamasam mı diye ikilemde kalmışsınız. Konu buymuş. Bir ilişkisi olanlar için ise eşinize veyahut da partnerinize öfkelenmişsiniz. Öfke olmuş aranızda. Bir şey olmuş. Buna çözüm yolu buluyorsunuz. Bu konuyu, sinirlendiğiniz konuyu şifalandırmanın tek yolu bu konuyu kapatmak ve bir daha da açmamak. Ve bu konu üzerinde de başka herhangi bir olayın yaşanmamasıymış. Burası böyle. Peki bir işi olmayanlar, büyük bir değişim geliyor. Aralık ayında bir değişim yaşayabilirsiniz. Maddi sıkıntılarınız nüksetmiş vaziyette bir atak yapacaksınız ama yine sizi engelleyen bazı durumlar olabilir. Kayınvalideniz olabilir evliyseniz veyahut da anneniz veyahut da kendi prensipleriniz olabilir sevgili arkadaşlar. Bu şekilde geldi. Bir işi olanlar için ise çok güzel geldi. Aile şirketinde, aile ortaklığında çalışıyor olabilirsiniz. Bir aile iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. Bu size çok güzel şeyler getiriyor olarak göründü. Değilse de aile işinde çalışmaya özen gösterin. Sizin maddi açıdan kalkınmanızı sağlayacak şey bu olacakmış. Peki evli olanlar için ise evlilikte bir şeyi askıya almışsınız. Bakalım neymiş, ne oluyormuş? Sorumluluk almak konusunda. Siz sorumluluk almışsınız ya da eşiniz sorumluluk almıyor. Buna çok üzülüyorsunuz. Evet, denge gerekiyor. Bakın yin ve yang burada da gelmişti. Denge meleğimiz de geldi. Merak etmeyin. Dengeye gelecek eşiniz. Bir taşınma söz konusu olabilir. Böyle bir şey olabilir sevgili arkadaşlar. Bunu da dikkate alın. Aralık ayında böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Peki, platonikseniz, evli değilseniz, birine platonik aşıksanız ve onu istiyorsanız, bakalım size adım atacak mıymış? Bir bakalım, bir şans var. Şöyle bir şey. Aranızda bir şans var. Tamam, okey, anladık. Ama bu kişi, platonik olduğunuz kişide bir durum var. Bu kişi kendi şansını kendisi yok ediyor. Sizle alakalı bir durum değil. Etrafına karşı agresif tavırlar içerisinde veyahut da çok inatçı veyahut da çok sabit fikirli birisine benziyor. O yüzden de bu kişiyle anlaşmanın biraz zor olduğunu söylüyor. Ama bakalım Aralık ayında siz harekete geçeceksiniz gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Belki siz de fark etmiş olabilirsiniz bu kişinin tutumunu. Yani böyle agresif, böyle hotspot birisi böyle. Hani kimseye böyle pek şey yapmayan, yüz vermeyen birisi açıkçası olabilir. Zor birisine benziyor. Ama siz bir fırsatını bulup siz açılacakmışsınız. Öyle görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki aklınız ex partnerinizde ise o kişiyi çok seviyorsanız ve barışmak istiyorsunuz. Bakalım size adımı olacak mı Aralık ayında? Allah Allah, bu da bekliyor. Bu ex partnerler erkekler niçin bekler acaba? Aman Allah'ım, nasıl gururlu, nasıl egolu, burnu düşse yere almaz. Ay, bunu dövmek lazım. Buna da bir sopa lazım sevgili arkadaşlar. Çok egolu, çok çok ego savaşları yapmış sizle. Kendisini geri çekmiş. Belki eski eşiniz olabilir. Yani Nuh der, peygamber demez diyen bir insana benziyor. Peki yumuşayacak mı? Evet, iletişim
iletişim var. Çok güzel. Hemen sadaka veriyorsunuz. Birini mutlu edin ama görün mutlu olduğunu, yüzü gülsün. O zaman koşa koşa geliyor. Daha doğrusu süslenip püslenip size öyle gelecekmiş. Böyle söylüyor burada kartlar. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Hepinizi kocaman öpüyorum. Artık geçen sene de aynı kötü espriyi yapmıştım. Bu sefer yapmayacağım diye. Kendimi çok zor tutuyorum gerçekten ama seneye görüşürüz diyeceğim. Yani senenin, demeyeyim hadi, 2024 senesinde tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.